Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantaya yayınları Kazanım Soru Bankası Test 10'la dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak vakit kaybetmeden birinci sorumuza dersimize başlayalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki 8. sınıf matematik kitabının uzunluğu 24 cm, eni 21 santimetre ve kalınlığı 3 santimetredir. Ölçüleri verilmiş olan kitaplar birinci rafa uzun kenarlara yan yana gelecek şekilde, ikinci rafa 8. sınıf matematik yazan yüzleri önde olacak şekilde aralarına boşluk bırakılmadan sıralanmış ve rafın tamamını doldurmuştur. Eşit uzunluktaki rafların her biri 2 metreden kısa olduğuna göre üçüncü rafa kalınlıkları yan yana gelecek en fazla kaç tane kitap yerleştirilebilir diye sürüyor. Şimdi gençler bakın burada bizim enimiz 21 santimetre. Burada yüksekliğimiz yani kitabın yüksekliği de veya uzunluğu da 24 santimetre. O da rafın uzunluğu olması gerekir gençler? Hem 24'ün hem de 21'in bir katı olacak diyorum. 24 ile 21'i asal çarpanları ayırarak en küçük ortak katını bulmak istiyorum. 2'den başlayarak bölüyorum 12, 21 bölmedi. 2'ye böldüm 6. 21 bölünmedi. 2'ye böldüm 3. 21 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 7. 7'ye böldük 1'dir. O halde ekok 1, 2, 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 7'den 8 çarpı 3 kere 7 21 yapar. 8 ile 21'i çarparsak da 168 santimetre olur. Raf uzunluğu. Peki. Bakın arkadaşlar. E, her biri 2 metreden daha kısa demişti. Yani 168'in diğer katına gitmeme gerek kalmadı. Demek ki raf uzunluğu 268 santimetre olacak. Şimdi 3. rafa baktığımız zaman şöyle 3'er santimetre 3'er santimetre. Kaç tane kitap girer gençler? 168'i 3'e bölersem. 56 tane kitap sığar diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. ikinci soruya geçiyorum. Evet, i̇kinci soruda bir usta yüksekliği 240 cm olan mutfak duvarının yükseklikleri aynı. Genişlikleri farklı olan siyah ve beyaz renkli fayansları aşağıda verilen doğrultuda döşeyecektir. Buna göre dikdörtgen biçimindeki mutfak duvarı boşluk olmayacak şekilde ve verilen doğrultuda döşendiğinde toplam kaç tane fayans kullanılır diyor. Şimdi gençler bakın burada mutfak duvarının genişliği için bakın bir 50 bir 45 şekline gidiyor. Yani o zaman ne diyorum? Mutfak duvarının genişliği 50 ile 45'in bir katı olması gerekir diyoruz. 50 ile 45'in ekokunu bulmak istiyorum. Peki gençler. Şöyle 2'den başlayarak bölelim. 25, 45 bölmedi. 2'ye bölemem. 3'e böldüm. 25 bölünmedi. 15. 3'e böldüm. 5. 25. 5'e böldüm. 5. 1. 5'e böldüm. 1'dir. O halde ekok ok diyoruz. Bakın buradaki sayıların çarpımı. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesinden. Şimdi 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9'du. 2 çarpı 9 çarpı 25. 25 ile 2'ye çarptım. 50, 9 ile çarptım. 450 cm. Şimdi gençler 450 cm. Peki 450 cm için bakın 50'ler santimlik fayanslarda kaç tane döşendi? 450'yi 50'ye bölüyorum. 9 tane Fayans döşendi. Siyahlardan gençler. Peki. 450'yi 45'e bölersem 10 tane de beyaz fayans döşendi. Şimdi gençler bakın burada fayansların yüksekliği 40 cm idi. Toplam yükseklik 240 cm. O halde arkadaşlar 240'ı ben 40'a bölersem 6 sıra yataydı arkadaşlar. 6 sıra, 6 sıra ne olması gerekir? Siyah ve beyaz fayans döşenecek. Bir siyah bir beyaz döşeneceğine göre gençler. Bakın şurası siyah. Burası beyaz. Burası siyah. Burası beyaz. Bakın siyah beyaz diye söylüyoruz. O zaman 1, 2, 3 tane siyah, 3 tane beyaz sıra döşenecek. O halde 3 çarpı 9'dan 27 tane siyah döşenir. 3 çarpı 10'dan 30 tane de beyaz fayans döşenir. Topladığım zaman 57 fayans döşenir diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet. Üçüncü soruya gelelim gençler. Kare ve dikdörtgen biçiminde üç farklı fayansın kenar uzunlukları ve bu fayansların birim fiyatları aşağıda verilmiştir. Bir mutfak tezgahının üzerine bu fayanslardan A ve C modelleri ya da B ve C modelleri düşünüyor. Her iki durumda da duvarın İki kenarına C modeli geliyor ve fayanslar arasında boşluk kalmayacak şekilde yan yana düşünüyor. A ve C modelleri ile yapılan kaplama B ve C modelleri ile yapılan kaplamaya göre her sıra için en az kaç lira daha uygun fiyatlıdır. Şimdi gençler öncelikle şekli incelediğim zaman bakın kare ile başlıyor dikdörtgen kare dikdörtgen kare dikdörtgen diye devam ediyoruz. En sonunda dikdörtgen kare. Altta da yine dik dörtgen, kare ile başlıyor dikdörtgen. Kare dikdörtgen. Sonunda yine gençler dikdörtgen kare. Bakın arkadaşlar şu bitişleri aynı olsun istiyorum. Yani ben şu ilk iki fayansı görmezsem. Dikdörtgen kare. Dikdörtgen kare. Dikdörtgen kare. Dikdörtgen kare şeklinde devam etsek. Birincisi neydi gençler? 22. Bakın şurası 22 cm. Ee, karenin bir kenarı 8 cm. 22 8 daha 30 30 devam ediyor. Altakine baktığımız zaman 14 8 ne yapar gençler? 22. Bu da 22 cm 22 cm devam ettiğini görüyorum. Şimdi gençler fiyat farkı dediği için zaten şu ikisi baştaki ikisi de aynı fiyat. Yani ikisini ben ikişer lira yazsam da sonuçta bunları çıkaracağım için ben bunları hiç görmeyebilirim gençler. Çünkü en sonunda zaten bunları çıkaracağız. Peki o halde ben 30 ile 22'nin bakın bu duvar ne olacak? 30 ile 22'nin katı olacak diyorum. Yani 30'da 22'nin ekokunu bulmak istiyorum. 2'den başlayarak böldüm. 15, 11. 3'e böldüm 5, 11. 5'e böldüm 1, 11. 11'e böldüm 1. Şimdi çarptığımız zaman ekok ok diyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11. 2 ile 5 çarptım 10. 3 ile 11 çarptım 33. 33 ile 10'u çarpıyorum. 330 gençler. Şimdi 330 arkadaşlar bakın bizim burada duvarımız uzunluğu. Şimdi 330'un içerisinde arkadaşlar ben 30'a bölersem 330'u 30'a bölersem 11 gençler çiftli takım var. Bakın ben bunu ikisine beraber takım dersem 11 takım var. 11 takım var. Şimdi 11 takım varsa o halde A fayansından 11 tane A fayansından 11 tane. C fayansından da 11 tane kullanıldı. Şimdi aynı şekilde gençler. 330'u 22, 22 gittiği için 22'ye bölersem 15 tane. Gençler bu da yine 15 takım olarak düşünelim. Yani B ve C şeklinde takım olarak düşünüyoruz. Yani B'den 15 tane var. C'den de 15 tane kullanıldı. Şimdi bunların fiyatlarına bakalım. A neydi gençler? 3 liraydı. 11 çarpı 3'den 33 lira. C'nin fiyatı 2 liraydı. 11 çarpı 2'den 22 lira. Topladığım zaman 55 TL. Bunları ödendim. Şimdi B'ye bakıyorum. B'nin fiyatı 2 liraydı. 15 çarpı 2 30 lira. C'nin fiyatı 2 liraydı. Bu da 30 liradır. Bunları topladığımız zaman da 60 lira. Aradaki farkı 60 55 dersem 5 TL olur aradaki fark diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet devam ediyorum gençler. Dördüncü soruya geçiyorum. Aşağıdaki kurukide bir şehirdeki tramvay hattı üzerinde istiklal kurtuluş ile istiklal cumhuriyet ana duraklar arasında arasındaki mesafe ve kurtuluş cumhuriyet ana duraklar arasındaki tüm ara duraklar verilmiştir. Bu tramvay hattı üzerindeki ardışık herhangi iki durak arasındaki mesafe birbirine eşit olduğuna göre Kurtuluş Cumhuriyet ana durakları arasındaki uzaklık en fazla kaç metredir? Gençler bakın İstiklal Kurtuluş ile İstiklal Cumhuriyet ana durakları arasında da ara duraklar var diyor. Yani şuralarda gençler ara duraklar var. Şimdi benden en fazla kaç metre dediği için o halde 2250 ile 3750'nin en büyük ortak bölenini bulmam gerekir. 2250 ve 3750'yi asal çarpanları ayırarak EBOB'larını bulmak istiyorum. Şimdi gençler bakın 2'den başlayabiliriz ama iki tane 0 gördüğüm için direkt 10'dan bölmek istiyorum. 10'a bölersem 225, 10'a böldüm 375. Şimdi 10 sayısı her ikisini böldü gençler. Bakın bu şekilde pratik yapabilirsiniz. Çünkü 10 demek zaten 2 ile 5'e böleceğiz demektir. E sonunda ortak olduğu için zaten çarparak yine 10 sayısını kullanacağım. Peki 225 ve 375'i Şöyle gençler 3'e bölecek olursam 75 375'i 3'e bölersem 125 Her ikisini böyle işaretledim. Tekrar 3'e bölüyorum 25 125 bölmedi. 5'e böldüm. 5 125 pardon 25 oldu. Yani her ikisini böldü diyoruz. İşaretledik. 5'e böldüm 1 5 işaretledim ve 5'e böldüm 1'dir. O halde EBOB'ları 5 çarpı 5 3 çarpı 10 Şimdi gençler 5 kere 5 25 çarpı 30 750 metredir. 750 metre arkadaşlar bütün duraklar arasındaki mesafeler birbirine eşit demişti. O halde kurtuluşu Cumhuriyeti arasında bakın bunlar 750'şer metredir. Ve tüm duraklar verildiği için aslında 4 tane aralık vardır deriz gençler. O halde 4 çarpı 750'den ne yapar gençler? 750, 750, 1500, 1500, 1500, 3000 metre olur diyoruz. Evet 3000 metre cevabında denizli şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.